Ben Walter Alvarez. Roland Seykal. Size geçtiğimiz sonbaharda İtalya'da jeolojik alan araştırması yaparken çektiğimiz fotoğrafları göstereceğiz. Burası kireç taşının bolca bulunduğu bir yer. Kireç taşı yaşamın tarihini kayıt altında tutmakta oldukça iyidir. Fosillerin çoğu gibi kireç taşı da kalsit minerallerinden oluşmaktadır. Yani bu kireç taşlarının çoğu aslında fosillerden meydana gelmektedir. Bu yüzden de bunlar yaşamın gelişiminin harika bir kaydıdır. Yalnız kireç taşları ilgili bir sorun var. Bunlar deniz seviyesine çok yakın yerlerde bulunurlar. Burada dalgalara, akıntılara, büyük fırtınalara maruz kalırlar. Bu da kayıtları karıştıran bir durumdur. Yani bu şuna benziyor. Kütüphaneden bir tarih kitabı aldığınızda bir dangalan sayfaları koparmış olduğunu görüp sinirlenirsiniz. Ya öyle düşünün. Fırtınalar, dalgalar ve akıntılar da böyle işte. Bizim kayıtlarımıza zarar verir. Fakat eğer okyanusun derinliklerinde kireç taşlarına bakacak olursanız, orada dalgalar, akıntılar ve fırtınalar olmadığından üst üste katmanlar halinde dizilmiş ve hiç zarar görmemiş harika kayıtlar bulursunuz. İşte bunlar bugün sahip olduğumuz en iyi dünya tarihi kayıtları. Tabii bunları bulabileceğiniz çok fazla yer yok. Okyanus zemini bunların bulunabileceği yerlerden bir tanesi sondaj gemileri gidip oradan örnekler toplar. Bu arada dünyada derinlerde bulunan bu kireç taşlarının bolca olduğu ve yeryüzünün üzerinde açıkça görüldüğü bir tek yer var. Hatta bir jeolog olarak gidip o yüzeyde yürüyebilmeniz bile mümkün. Burası İtalya'daki Apenin dağları. Biz jeologlar oraya sık sık gideriz. Çünkü bu bölge bizim elimizdeki en iyi kütüphanedir. Burada Roland'ın çektiği harika bir fotoğraf var. Bu bir gigapan görseli. Bu resimde 1 milyara yakın piksel var. Evet işte bu İtalya'daki kireç taşlarından bir kare. Burada paralel çizgiler görüyorsunuz. İşte şurada öne çıkan bir tane var. Katmanları işte bu şekilde görüyoruz. Tabii katmanlar önce yatay olarak oluştular. Apenin dağlarını oluşturan deformasyonlar sebebiyle katmanlar şu an eğilimli haldeler. Her katmanda ait olduğu döneme ait olan bitenin kaydı var. İşte burada görebilirsiniz. Her katmanda gerçekten ait olduğu dönemin kayıtları. Roland şuraya biraz yaklaşır mısın? Bu resme neredeyse sonsuza kadar yaklaşabiliriz, Evet burası iyi. Bunlar kendi başına biriken katmanlar, yani taş yatakları ve bunların her biri belli bir zaman diliminde oluşmuş. 1 milyon yılda yaklaşık 10 metre kadar birikiyor desek bu da ne yapar? Yani 1 metre 100 bin yıl demek bu yaklaşık 1 metre ve dünya tarihinin 100 bin yılını temsil ediyor. Buradakilerin çoğu kireç taşı ama bazı kara katmanlarda görebilirsiniz. Bu kara taş yatakları kuart mineral, mineraliyle aynı olan çörtler. SiO2 yani silikadan oluşurlar. Bunlar ilginç bir yolla şekillenirler. Su yüzeyinde yaşayan ve mikrofosilleri dibe çöken bazı canlılar çoğunlukla silikadan oluşmaktadır. Bunların ise çoğu kalsitten meydana gelmekte. Katmanları oluşturan da işte bu. Bazı katmanlar silikadan çünkü çöküntüden sonra silika kimyasal olarak tek bir katmana göçer. Burada bir nevi zamana bağlı bir ritim var kayadan bir örnek alacak ve inceleyecek olursanız eğer su yüzeyinde yaşayıp tek tek dibe çökmüş canlılardan arta kalanları görebilirsiniz. Evet, Roland şimdi uzaklaşalım ve şuradaki diğerlerinden değişik duran tuhaf yatağa bir bakalım. Evet evet bu katman tamamen farklı görünüyor işte böyle tamam biraz uzaklaş evet tamam şöyle gel biraz evet bunlar normal kireç taşları ve buradakiler de yine normal kireç taşları beyaz ve pembemsi renkteler ama burada koyu renkli katmanlar var görüyorsunuz bunlar yaklaşık bir metre kalınlığında bunların kararmış olmalarının aslında çok çok ilginç bir sebebi var. Bu okyanusal anoksik olaya işaret eden bir durum. Yani o dönemde oksijen herhangi bir sebeple okyanus dibine kadar inemiyordu. Normalde oksijen suyun içinde bu şekilde döner durur ve yüzey ile dip arasında hareket eder. Fakat bazen hareket durur ve su dönmez. O durumlarda işte böyle katmanlar oluşur. Bunun sebebi dipte artık oksijen olmadığından herhangi bir canlının yaşayamamasıdır. Bu durumda yüzeyde canlılar öldüklerinde dibe çökerler ve yığılırlar. Çünkü dipte oksijen bulunmadığı için dibe batan ölü artıkların yiyecek herhangi bir canlı da bulunmamaktadır. İşte bu okyanusal anoksik olay dediğimiz şeye tüm Avrupa'da ve Atlantik okyanusunun genelinde rastlanabilir. Bu yaklaşık 94 milyon yıl önce gerçekleşen bir olaydı. Bunu ilk defa 100 yıl kadar önce Bonarelli adında İtalyan bir jeolog tanımlamıştı. O sebeple bu tarz katmanlara Bonarelli seviyesi de denir. Dediğim gibi bu belirgin harika işareti Avrupa'da ve Atlantik Okyanusu'nda görmek mümkün. Resme geri dönersek bu zamanlarda okyanus tabanı oksijenliydi. Şurası ise oksijenin okyanus dibinde yetersiz olduğu zamanları gösteriyor. Sonra da oksijen geri geliyor. Resimde bakmamız gereken bir şey daha var. Şuradaki kırmızımsı renkten bahsediyorum. Evet, burası. Bunun sebebi bu katmanda katılaşmış pirit, yani küçük demir sülfür nodülleri bulunması. Pirit ahmak altınıdır ve demir sülfürden oluşur. Okyanus dibinde oksijen olmadığı zaman bu oluşur çünkü sülfür oksitlenemez. Böylece bu çirkin ve kötü kokulu taban oluşur. Böyle dibi olan bir denize girmek istemezsiniz. Öyle değil mi? Günümüzde bu kesilmiş ve temizlenmiş yüzeyde demir sülfürdeki demir hava tarafından oksitleniyor. Bu yüzden de yüzey paslanıyor. Aslında gördüğünüz kırmızı renk, piritin yani demir sülfürün paslanmasından kaynaklanıyor. İşte bu gördüğümüz yeryüzüne çıkmış ve gerçekten de harika görünen bir jeolojik katman. Bunun sayesinde dünya tarihini 100 bin yıllık zaman dilimleri halinde buraya bakarak katman katman okuyabiliyoruz.